Hazır oldu. Stoper Çağlar'la dişik oynar. Oraya o bakma, o geçen haftaki maçtaki o rizikoyu yapmaz. O hangisi? Ne rizikosu ya? Mecburen onu orada oynat. Hocam bak oynadı, rakip farklı. Hocam bir iddiaya girelim. Ben bak. Kimle oynayacak? Stoper'de kimle oynadı geçen hafta? Bekao'da yok bu hafta. Bekao'da oynamıyor. Hocam oynatsın. Kimle oynayacaksın? Ya Osterwold'e oynatsın. Osterwold'e sakat hocam zaten. Yok daha ya, yeni yeni gelmeye başladı. Sen de ya. Hocam sol bek oynattı daha adamı yeni ya. Gelmeye başladı. Ya tamam. Oynatsın. Serdar Aziz oynatsın. Cikuyu şeyi Osterwold'e ben ikisini bozacağını tabii. Çünkü zaten Fenerbahçe burada çok o handikapları yaşadı. O stoper hatları devamlı şöyle bir bak. 10 maç, 15 maç hocam, götüren yok yani. İsmail'in yerinde kim oynayacak pardon, hocam onu söyle. Galatasaray gibi değil. Galatasaray'da ne oynadı? Şeyle başladılar. Sanchez'le başladılar. Nelson bir geldi tekrardan geçen seneki şampiyon hattına döndü stoper. 3 tane adamla oynadılar. Bir tek maçtı neydi? Berkan'ı oynattı mecburiyetten. İkisi de mi sakat mıydı? Ceza bir şey vardı. Berkan oynadı. Sivas maçı mıydı? Öyle bir şeydi galiba yanılmıyorsam. Bir maçta Berkan'la oynadılar o kadar. Yani çok bu maçta hocam niye oynattı o zaman Cuku'yu ön libero? Onu anlat bakayım bana. Hocam bak sebep geçen haftaki yani? Kendi maçında oynayabilir ama burada ben tahmin etmiyorum. Hocam yani. Daha sofa defansif oynayacak. Hocam onların burada. Oynadığı stoperleri gördük oynadığı zaman Fenerbahçe'nin ne kadar çok hatalar birbirlerine. Zaten yapıyor. Zaten bence, o Cuku en iyisi hocam sanki bu sene. Ya en iyisi. En iyisini yani. Düşün en yani. İyisi şöyle düşün. Fenerbahçe'de en iyisi olarak söyleyeyim. Sivas'taki maçı Çağlar'da, düşün. Trabzon maçını düşün. En iyi adamı düşün. İki yani tane hata, maç şampiyonluğu kaybı. Ha şimdi ben ama Çağlar'dan daha iyi. Çağlar'la ikisini oynayacağını düşünüyorum ben. Dijik böyle Çağlar'ı yapacak. Hocam bir şey soruyor bak dinle bu Mahmut var ya çok enteresan. Ne istiyorsun hocam? Söyle diyorum ki bak ben bir şey soruyorum o başka şey anlatıyor. Diyor ön libero kim oynatacak? Önlü İsmail'in yerine hadi söyle. Şey varsa Mert Hakan'la oynayacak. Mert Hakan ya. Mert Hakan'la efendim ikisi var. Kurunic Mert Hakan var. Ya şimdi hocam. Kurunic oynar da Mert Hakan oynamaz. Hocam bak sen kimle oynadı geçen hafta Fenerbahçe? Cicu ile oynadı. Yok kimle? Rakip kimdi? Rakip içeride Kayseri'ydi. Kayseri ile oynadı. Şimdi Kayseri'nin orta sahasında Galatasaray'ın orta sahası bir mi? Oyun anlayışında. Yani ya herhalde bir olmaz ama üretmek biraz daha zor olabilir. Yani Cicu'yla. Şimdi sen Cicu'yu üretmeyi nerede mi düşecek burada? Hocam üretmeyi düşünmeli, kazanmak ya, zaten ben bir şey. Misal bana sorsan işte. Mesela yok yani. Hocam hiçbir bana sorsan ben mesela ben şahsi kendi fikrime bana sırf kazanmak mı gerekiyor? Hiçbir şekilde benim artım beraberlikte falan ben çift santraforla oynarım. Yersin 3 tane, 4 tane. Bak ya. Yersin veyahut da yemezsin. Olmaz hocam. Elinde ya. Senin Batshuayi var, Dzeko var. Bunlar ikisi de seni her zaman için zorlayabilir orta mi? Orta sahne olacak. Falları zorlayabilir. Ona göre de orta sahne arkasını ona göre ayarlayabilir. Kim mesela ona göre hocam? Ya hocam elinde var elemanlar. Kim yok mesela değil. İsim söyle hocam. Fenerbahçe bak Fenerbahçe bütün dizilişleri oynayabilecek kapasitede futbolcuları. Ya isim söylesene hocam bak orta sahne. Çift santifon oynadı orta sahada Fred Garanti yanındakini söyle bana. Dörtlü ya Fred'i garantiyse Mert Hakan'ı koyarsın. Dörtlü zaten senin beklerin belli. Belki Cengiz'i kullanmazsın. Şimanski'yi yani, sağ atarsın. Yani ya değişiklikler yapabilir. Tekrar söylüyorum, sen yenmek istiyorsan illaki 3 puansa senin elinde Batshuayi ve şey ki bunu çok önceden de kullanabilirdi Fenerbahçe. Çok önceden de oynayabilirdi bu olaylar ama şu anda tabii Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i hazırmış. Sonra değişeceğini bir bakalım. Bakalım bizde muhtemel 11 nasıl? Galatasaray'ın muhtemel 11'i henüz belli değil. Bizde Kurunic var. Livakovic, Osayi, Çağlar, Cicu, Ferdi, Fred, Kurunic, Cengiz, Şimanski, Tadic, Dzeko. %99,5 bu. Bir tek orada Mert Hakan'la Kurunic arasında bir değişiklik olur. Ya onu oynattı anlamlatamıyorum hocam. Bak Mert Hakan oynattığı zaman Fred'i arkaya aldı. Hücum gücü azaldı. O bir daha yapmaz onu. Bu sefer Kurunic'i şeyi koydu ki oraya. Cicu'yu koydu ki Fred daha şey olsun. Hocam ben serbest olsun. Ya sen maçında ya Kurunic oynar ya Cicu oynar. Mümkün değil. Öbürüne o zaman çıkamam. Stoper'de de Osterwold'e mi oynar diyorsunuz? He? Osterwold'e mi oynar? Osterwold'e tabii. Orada ben şu kadro sizin verdiğiniz kadroda bir tek orta sahada Kurunic'le Mert Hakan arasında yok hiç öyle Mert Hakan mümkün değil. Şunu da yapabilir. Şunu da yapabilir. Oraya Szymański'yi de çekebilir. Mert Hakan'ı da öne koyabilir. Yani elinde diyorum ya elinde çok o kadar bir değişkenli oynayabilecek yani bir kadro farklı özellikleri olan oyuncular var. Ama maalesef hoca onu çok fazla kullanmadı. Dizilişleri de fazla girmedi. Çünkü elindeki oyuncularla emin ol bütün dizilişleri oynayabilirdin. Bütün hepsi üçlü müdafaa oynayabilirdin. Beşli orta saha yapabilirdin. 4-4-2, 4-3-3 hepsini oynayabilecek bir kapasiteye sahip bir takım vardı elinde. Ama ben tekrardan söylüyorum. Ben galibiyeti oynamak istiyorsam
ya oyunun gidişatını da değiştirebilirsin ya da kafadan çıkarsın, rakibini o şekilde orada hapsetmeye çalışırsın. Orta sahanda kurarsın abi. Var elinde çünkü oyuncu. Ya hocam, Galatasaray'ın bu arada muhtemel yani 11'i elimizde hazır olmasa da Galatasaray'ın 11'i zaten belli. Belli. Belki değişmez. Bir stoper belki değişir. Niye stoper? Herkes stoper. Sadece konuşulan bu. Yani Muslera, niye ama? Muslera, Kaan, Nelson, Abdülkerim, Kön, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Ziyech, Mertens, Icardi. Bu. Yani bu. Bu. Galatasaray'ın şimdi en son orada olmasın. Son bir gol yedirdi ya Abdülkerim. Ya yedir hocam. Ya medyada yani fark etme. Medyada birini çıkarttığın zaman o kötü oynamış oluyor. Hemen öbürünü hocam oynamaz. Şimdi bir yani maçta çıkarsan sen sezonun sonuna kadar gelmişsin. Gösterdiğin performans belli, yaptığın işler belli. Bir maçta yaptığın hatayla onu, bunlar dünküler değil yani, adam değiştirmez o konuşu. Evet. Ya en son çarşamba mesela işte gittim, ondan sonraki antrenmanları bile takır takır çalışıyorlar abi. Sanki sezona yeni başlamışlar gibi. Hocam Sanchez çalışmıyormuş. Sanchez de ben Sanchez'de burada hiç kimseyi mukayese etmem. Yani ne Çağlar'ı, ne Cuku'yu, ne Abdülkerim'i, ne bilmem Nelson'u, ne hiç ya kimse. Biz öyle konuşuyoruz ama işte onlar da ikisi de başarılı oldu hocam. Nelson bak hocam işte en son Sanchez'le Bardakçı oynadığın zaman ikisi de oyun kurma özelliklerine sahipler. Biz severiz bıçkınları. Nelson da tam tersi. Daha çok böyle dalan, rakibi ısıran bir stoper. Öbür tarafta da onlar mesela sol ayakta oyunu kurmaya çalışan. Tamam Bardakçı zaman zaman ben de yarışıyorum. Çok fazla uzun toplar yerleşmiş bir defaya kullanıyoruz sıkıştığında ama adam teknik kapasitesi. Bu tarafta Sanchez'in de teknik kapasitesi. Fakat ne yaptı? Hoca Nelson'u daha önde gördü. İşte diyorum ya, dalıyor, çıkıyor, ediyor. Çünkü çok ofansif oynuyorsunuz abi. Sanchez bir ara sakatlandı. Nelson formayı aldı. Nelson iyi de oynadı. Işte, aynı. Geçen sezonun şampiyon stoperleri bunlar. Ve verim de alınca hoca bozmadı. Ve tekrar söylüyorum ben sevgili Okan Hoca. O kadar takımdaki o forma adaletinle birlikte takımı o kadar çok iyi hazır tutmuş ki. Bir iki maçın haricinde şöyle bak, ne takım performansında, ne takım oyununda, ne kişisel performanslarda fazla düşüyor. Bilakis fazlalık oldu, artış oldu kişisel performanslarda da. Fenerbahçe'de de o takım oyunlarını son anda düşmeye başladılar ve kişisel performanslar da düşmeye başladı. İşte Fred'in çok uzun dönem hiç sakatlık yaşamayan bir Fred'in gelip arka arkaya sakatlanmış. Tekrar vurguluyorum. Kerem, senin en can alıcı damarların burası şu stoperler. Burada devamlı bak şimdi ne oldu? Çağlar, Dijiko. Geçen hafta kimle oynadın? Farklı bir stoperle. Ondan evvel kimle oynadın? Bekav, Dijiko oynadın. Uzun dönem. Gitti, geldi. Serdar'la oynadın. Ostar, Volde ile oynadın. Bonucci ile. Bu kadar şampiyon oynayan bir stoper değişir mi bir takımda? Hocam sakatlık oldu. İşte ben de onu diyorum. Çok yani, orasının sakatlığı bütün takıma da tesir etti. Oyuna tesir etti. Fenerbahçe'de burada bir tek işte o Krunic'in arasında gider orası. Hoca ya, onun pozisyon hocam, bilgisi iyi olduğu için orada tutmaya çalışıyor. Hocam Krunic var ya 13 kilometre koşuyor ya. Benim dedim bak bakayım şurada. Hocam pozisyon senin bilgisi de çok iyi. Galatasaray'da yok. Herhalde Galatasaray'la baktığın zaman belki bilmiyorum kaç kim koşar. Değil yani. Belki Barış koşar. Krunic şöyle. Krunic hani böyle orta sahada vardı ya deli dolu her yere basar. O tipte hiç olmadı değil zaten. Sakin. Milan'da. O sadece pozisyonlarla akıllı birlikte. Akıllı bir de diyorum ki 13 kilometre koşuyor yani, adam. Yani pozisyon bir şey ya. Hocam ben o zaman oyun içinde mesela. Ama biz daha farklısını seviyoruz. Bilemiyorum yani burada bir tek orası Mert Hakan'ı mı? Çünkü topu da tutmanız lazım. Kazandığınız topu da iyi kullanmanız lazım. Yani iki takım da aynı şekilde. İki takım da o kadar iyi ayaklar var ki o derinlemesine atılan toplarda. Bunları topu kaybettiğiniz zaman hemen arkasına geçmek çok çabuk olması gerekir. Onun için Galatasaray mesela o stoper attırı bozmuyor. Fenerbahçe'de burada soru işareti stoper attırı.